Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Eğlenceli bir paket açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Uzun süredir yapmadığımız ve içeriğimiz vardı. PES zamanında yapardık ama e-futbolda yaptığımızı hatırlamıyorum. Seneler sonra şunu yapacağız. Biz eskiden 1100 e-futbol parasını sıfırdan kadro kurmaya çalışırdık. E-futbolda da galiba yaptık ama uzun süre oldu arkadaşlar. Farklı paketlerden açılımlar gerçekleştirirdik. 11 tane. Kaleden santrafora kadar kadro kurmaya çalışırdık. Hangi pozisyonlara ne futbolcular gelecek ya da bazı pozisyona futbolcu gelmeme ihtimali de oluyor. Hatta biz o kadrolarla sonra da maç falan da oynuyorduk arkadaşlar. Eğlenceli bir tarzda paket açılımı olmakta. Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i geldi. Ben de dedim ki eskiden olduğu gibi 11 tane paket açılımı gerçekleştirelim. 11 tane gelen futbolcuyla kadro oluşturabileceğiz mi? Onun bir denemesini gerçekleştireceğiz. Belki hiç kaleci gelmeyecek. Belki de bir pozisyona çok fazla futbolcu da gelebilir. Ama şimdi dizilişleri değiştirebiliyorduk. Biz eskiden bunu yaptığımızda diziliş değiştirme yoktu böyle istediğimiz şekilde. Ondan dolayı çok zorlanıyorduk. Fakat güzel paket açılımları olursa, biraz da şanslı olursak çok güzel bir kadro belki de ortaya çıkabilir. Paketlere baktığımız zaman birçok paket bulunuyor. Fakat Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i geldi. Oradan açılım yapalım. İçeride 33 tane isim var. 11 tane açılım gerçekleştireceğiz. Şimdi tek tek baktığımızda kaleci kaç tane var? Donnarumma var. Bize bir tane kaleci gerekiyor ama Ter Stegen de var. İçeride iki tane kaleci bulunuyor. Kaleci dışında diğer futbolcuları biz bir şekilde bir yerde kullanırız. Ama iki tane kaleciyi çıkarırsak o ikinci kaleci bir işimize yaramayacak. Veyahut da kaleci çıkaramazsak da sıkıntı. Yani bir kaleci 10 tane de futbolcu çıkarmalıyız. Ve bir pozisyona da çok yığılma olmamalı. Birden fazla yerde oynayan futbolcular gelirse işimize çok yarayacak. Şimdi 33 tane futbolcunun 11'ini çıkaracağız arkadaşlar. Bir tane ücretsize, 10 taneyi de e-futbol paramızla. Ücretsize hem de şöyle yüksek seviyeler gelirse kolektif güç anlamında da bayağı güçlü bir kadro ortaya çıkabilir. Ben ücretsize yukarılardan bir futbolcu gelir diye hissediyorum. İçeride şimdi Vinicius Junior'lar da var. Real Madrid'den bir isim gelir mi? Ya da Atletico Madrid'den. Griezmann'ı da gördüm o ekranda. Ücretsize kime takıtacağız? Hangi takım formasını göreceğiz? Kırmızılı forma gördük. İngiltere Ligi'ne gitti. Ben Madrid'e gider zannediyordum. Maguire geldi. Yani çok tuttuğum bir oyuncu değildir kendisi. Şampiyonlar Ligi kartı. Şimdi biz bir stoperi hallettik arkadaşlar. Yanına bir tane daha stoper gelebilir. Olur da 3 stoperimiz olursa üçlüye geçebiliriz. Maguire'ı nerelerde oynatabiliyoruz? Sadece stoperde oynatabilmekteyiz. Şimdi e-futbol paramızla açılım gerçekleştireceğiz. İlk 100 e-futbol paramıza hangi isim gelecek? Gösterişli bir geliş olmuyor. Çatapatlar patlamadı. Üstü rengarenk yanmıyor. Çok sade geliyor. İtalya Ligi kaleci mi? Aa, içeride Sommer de varmış. Benim gözümden kaçtı arkadaşlar. Yandık. İçeride biraz fazla kaleci var. Birden fazla kaleci çıkarabiliriz. Şimdi bizim Donnarumma'ya da Ter Stegen'i çıkarmamamız gerekiyor. Sommer benim gözümden kaçtı. Üçüncü paket açılımı. Kale tamam. İç stoperimiz tamam. Çatapatlar patladı. Kadromuza üçüncü gelen isim. Hangi takım? Yine kırmızılı bir forma gördük. İtalya Ligi. 10 numara. Oo, çok iyi isim geldi. Rafael Leao çıkardık. Birçok yerde oynatırız. Solda kullanırız. Santrafora çekebiliriz. Süper bir isim geldi. Dördüncü ismi şimdi kadromuza katacağız. Taktik olsun. Dördüncü de basalım. Sol tarafı da hallettik. Şimdi bu gelecek isim önemli. Artık sol kanata bir daha gelmesin. Ya da gelen isim birçok farklı yerde oynayan futbolcu olmalı. Hollanda Ligi. Ya bu iyi olmadı. Futbolcumuz düşük seviyeli olacaktır. 5 numaralı formasıyla. Maguire'ın yanına şöyle taş gibi bir stoper keşke yerleştirseydik. Maguire'ın yanına daha düşük seviyeli stoper geldi. Zaten Maguire'ın kendisi sıkıntı. Yanındaki daha da büyük sıkıntılı. Bekte falan kullanabiliyor muyuz acaba? Defansif orta sahaya gerekirse çekebiliriz arkadaşlar. Olur da bir stoper daha çıkarırsak. Ben Maguire'ın yanına şöyle sağlam bir stoper isterdim. Şimdi 5. oyuncumuz geliyor. Kale ve 2 stoper tamam. Stoperler güven vermiyor ama. Hücum hattımız var güzel olsa. Rafael Lao'dan sonra işte bu olmadı. İki tane kalecimiz oldu. Maça çıksak iki tane kaleciyle çıkacağız. İki tane çok güzel kaleci çıkardık arkadaşlar.
Ama yani ilk 11'i oluştururken takımın kimyasını bozacak. Şimdi biz bu kalecilerden birini bir yere yerleştirelim ama. Bastık gitti. 6. oyuncumuz gelecek. Umarım Ter Stegen'i falan çıkarmayız. 3 tane kaleci biz ne yapacağız? Real Madrid'e hiç gitmedik bu arada. Sonunda gidiyoruz Real Madrid'e. Çok güzel bir isim çıkardık. Vinicius Junior. Süratli hızlı bir isim ve çalım atmaları o kadar güzel ki arkadaşlar. Çalım konusunda çok keyif veriyor. Ben bu kartını lahmacun hesabına mı çıkarmıştım? Bir hesabımıza çıkarmıştım. Orada fazlaca denemiştim. Çok keyif veren bir futbolcu. Sol kanatta, sol açıkta, santraforda en yüksek haliyle oynamakta. Keşke sağ açıkta da en yüksek haliyle kullanabilseydik. Şu ana kadar hep sol bölge futbolcusu çıkardık. Sağ tarafa ve merkeze oyuncu çıkaramadık. Griezmann gelirse çok işimize yarar. Joker futbolcu. Sağda kullanırız. GF yaparız. Ofansif orta saha. Ülke gösteri zannettim. Bayern Münih'e gitti arkadaşlar. Bağımsız'a gitti. Müller geldi. Ortaya futbolcu istedik. Geldi. Çok yüksek seviyeli olmasa da Müller'i çıkardık. Joker futbolcu. Birkaç yerde oynuyor hücum hattında. O anlamda işimize yarar. Şu ana kadar 7 tane futbolcu çıkarmışız. 4 tane isim kaldı ve hiç bek futbolcusu çıkaramadık. Eğer bek çıkaramayacaksak bir stoper daha gelsin. 3 savunmayla oynarız. Ve içeride bek var mı ona da bakmadık. Akanji'yi oynatabilir miyiz bekte? Zorlanırsak oynatırız. Zaten içeride arkadaşlar bir sol bek var. Sanchez'i sağ bekte kullanabiliyor muyuz? O da düşmekte. Biz stoper çıkaralım. 3 stoperle oynarız. Ya da bir sol bek gelirse bir stoper. Ona göre dörtlü de yapabiliriz. İçeride bek pek yokmuş. O bir beki de biz çıkaramayız galiba. O da zaten stoper futbolcusu gibi. Dev gibi isim bu. Çok uzun boylu. Gelse onu da stoperde oynatırdık. City formasını gördük. Foden gelse. Olmadı. Foden'ı çıkaramadık. City takımından gelen isim Nunes oldu. Ofansif orta saha futbolcusu. Biz bir bakalım nerelerde oynuyor. Göbekte kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz. Sol kanatta da istersek kullanabiliriz ama sol tarafta doldu. Rafael Lao'muz var. Vinicius Junior'ımız var. Artık kritik açılımlar. Sona doğru yaklaşıyoruz. İki kaleci gelmesi çok kötü oldu. O biraz işi bozdu. Atla dedik. İçerideki o bek futbolcusunu da çıkardık arkadaşlar. Şimdi bir sol bekimiz var. İki stoperimiz var. Bir tane daha stoper gelsin. Savunmaya dörtleyelim en iyisi. Ya da biz bunu da stoper olarak kullanabiliyoruz Burn'u. Yani 3 stoperli de oynayabiliriz. O şekilde de kullanabiliriz. Burn savunması bayağı iyi bir sol bek futbolcusu. 2 tane açma hakkımız kaldı. İçeride 24 tane futbolcu. Şöyle baktığımız zaman kimler gelmedi? İlk 2 sıradaki isim gelmedi. Saka, Musiala, Rodrigo, Griezmann. Aslında Rodrigo gelse sağ açıkta kullanırız. İyi de futbolcu. Griezmann gelirse onu birçok yerde kullanabiliyoruz. Sağ açıkta da en yüksek hali en iyisi Saka arkadaşlar. Adam sol bekte de oynuyor, sağ açıkta da oynar. Her yerde oynar. Saka'yı çıkaralım. Bir de Griezmann'ı çıkaralım. Birçok yerde oynadıkları için ikisi çok işimize yarayacak. Tabii biz istedik ama bakalım Konami kimleri verecek. Bizim ihtiyacımız olan en yüksek seviyeli isimler Saka, Griezmann. Ya Real Madrid ya da Atletico Madrid forması görmeliyiz. Hiçbirini göremedik. İspanya Ligi'ne gitti. Şimdi gelen futbolcuya bir bakalım. Sol kanat futbolcusu. Çok fazla sol kanatımız oldu. Sağ kanatta ya da göbekte oynuyorsa işimize yarar. Sağ kanatta oynuyormuş arkadaşlar. Gerekirse santraforda da kullanabiliyoruz. Güzel oldu. Sol kanat, sağ kanat tamamlandı. Bir yere de Griezmann gelse. Son açılımımız. Önemli bir açılım. Kaleci gelmesin. Aman kaleci çıkmasın. İçeride bir Ter Stegen kaldı. Vay be çok iyi futbolcu çıkardık. Saka geldi arkadaşlar. Birçok yerde oynuyor. Ve ilk sıradaki isim de Saka'nın gelmesi çok güzel oldu. Keşke bir önceki futbolcu yerine de Griezmann'ı çıkarsaydık. 2'de 2 ile tamamlardık. Şu an 11 tane açılımı gerçekleştirdik. 33 kişilik pakette 22 tane oyuncu kaldı. Kalanlara da baktığımız zaman Musiala, Rodrigo, Griezmann, Jesus. Bu dörtlünün hiçbirini çıkaramamışız. O ikinci kaleci gelmese güzel bir aslında 11'imiz olacaktı. İkinci kaleci tüm her şeyi bozdu. En aşağıdakilere baktığımız zaman da çok aşağı inmedik. Maguire'ın yanına bu düşük seviyeli stoper geldi. Keşke buraya yüksek seviyeli bir stoper çıkarabilseydik ama Burnley'miz var. Tabii bizim dizilişte değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Sommer kaleye yerleştirdik. Daha sonrasında Maguire'ımız var.
Savunmacılarımız kendi bölgesinde oynayacak. Rafael Laio şöyle bir kanada doğru biz çekelim. Sonrasında diğer kalecimiz, işte bu kötü oldu. Diğer kaleciyi şimdilik sağ beka atsak. İkisi de 42'miş. En iyisi biz bunları ileride falan kullanalım ki kaleden uzak olsunlar. Yaptıkları hatanın telafisi olmaz. İleriye doğru da alabiliriz. Burada stoperimiz var. Maguire'ın yanına yerleştirdik kendisine. Vinicius Junior önemli bir isim. Forvet'e aldık. Yanına Müller'i de çekebiliriz. Sol bekimiz var. Sol bekte oynar. Stoperde oynar. Ofansif orta saha futbolcumuz. Şurada oynayabiliyor. Sol kanatta da oynayabilmekte. Bu arada biz Müller'i biraz geri çekip GF yapalım. Sol kanat futbolcumuz kanatta oynayabiliyordu. Ona göre hatta şöyle yapalım biz. Şu futbolcumuzla değişip kanat yapalım. Böyle kalsın. Son bir futbolcumuz da Saka. Ben Saka'yı unuttum. Saka'ya da şimdi yer açmamız lazım. Müller'i ofansif orta saha gibi oynatsak. Vinicius Junior'la Rafael Laio şey yapalım. İki santrafor. Saka'yı kanada çekelim arkadaşlar. İki kanat olur. İki santrafor arkasında da Müller. İyi kadro oldu. İkinci kaleci gelmesi arkadaşlar. Aslında biz güzel bir ilk 11 oluşturmuştuk. Stoperlerimiz çok güven vermese de sol bekimizi de stoper olarak kullanırsak yardımcı olurlar. Donnarumma çok işimizi bozdu. Santraforda nasıllar? Çok da iyi değiller. Donnarumma'yı kaleye çeksek 99 olmakta. Yani o bu kalecilerden bir tanesi gelseydi gerisi aslında güzel oldu arkadaşlar. Ya bizi yakan o ikinci kaleci oldu ama 3 tane kaleci gelse daha da kötüydü. O ikinci kaleci dışında bence gayet güzel paket açılımı oldu. Yüksek seviyeli isimler çıkardık hücum hattında. Saka'mız var, Vinicius Junior'umuz var, Rafael Leao var. Diğerleri orta halli futbolcu. İki tane de çok güzel kaleci çıkardık aslında. İnşallah sizler de paket açılımı yapacaksanız en çok istediğinize tek atmışsınızdır arkadaşlar. Özellikle de ücretsiz kime tek atabildiniz? E-futbol parası harcadınız mı? Harcamayı düşünüyor musunuz bu paket için? Yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Uzun süre sonra da 11 paket açılımına sıfırdan kadro kurma serimize video çekmiş olduk arkadaşlar. Ben de geçen gün öyle eski videolara bakıyordum. Orada gördüm, unutmuştum. Biz 1100 futbol parasına sıfırdan kadrolar kurmaya çalışıyorduk. Bir günde tek bir hamlede böyle paket açılımları falan gerçekleştirirken özellikle de PES zamanında daha fazla gerçekleştiriyorduk. E-futbola geçtikten sonra ara ara denesek de uzun süredir yapmamıştık. Ben de unutmuştum arkadaşlar. Bu vesileyle eğlenceli bir paket açılımı oldu. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.